Durumu ağır arkadaşlar. Yani doktorlar hayati tehlikenin devam ettiğini söylediler. Biz de ailecek yanındayız işte, bekliyoruz. İyi haberler bekliyoruz yani. Güney Bey, kaza hakkında neler söyleyeceksiniz? Doktorlar yeni bir açıklama yaptığı zaman biz de sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Burak Bey'in arabayı alkol olarak kullandığı söyleniyor. Doğru mu? Arkadaşlar, polis kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ama biliyorsunuz dün gece çok yağışlıydı ve yollarda kaygandı. Virajı alamamış olabilir. Süratli miydi değil miydi onu da bilmiyoruz tabii ki. Bir şekilde ama direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Yolda fren izleri var arkadaşlar. Teşekkürler. Bütün imkanları kullandık. Tedaviye cevap vermesini bekleyeceğiz artık. Doktor Bey, nedir son durum? Banu Hanım'a açıkladım. İç kanamayı durdurmayı başardık ama uzun süre yatması gerekiyor. Özür dilerim. Alo Barış, sabahtan beri seni arıyorum. Yoldaydım, telefon kapalıydı. Ne oldu, bir şey mi var? Burak trafik kazası geçirmiş dün gece. Arabası uçuruma yuvarlanmış. Ne diyorsun? Durumu kritik. Doktorlar hiç umutlu konuşmuyor. O kadar yani. Nasıl olmuş? Gece Şile yolunda. Sabah havaalanına giderken gördüğüm kalabalık buydu demek. Benden dönerken Allah kahretsin. Ne diyorsun sen? Ya Burak dün gece bana geldi otele. Barış. Nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Beni takip etmiş. Senin şu an Katar'da olman gerekmiyor muydu? Sen beni takip mi ettin? Evet. Sen ne istiyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gel. Konuşacak çok şeyimiz var. Lütfen. Her şeyi biliyor anne. Nasıl olur, inanmıyorum. Tehdit etti beni. Her şeyi anlatacağım dedi. Neden gece aramadın beni? Neden hemen söylemedin? Davet vardı, başın kalabalık. Hem nasıl olsa yarın konuşuruz diye düşündüm. Ama... Ya nasıl olmuş kaza? Anlattım ya. Ya onu sormuyorum. Nasıl? Yani polis ne diyor? Kaza değil mi yoksa sen... Annen, ne diyorsun ya? Çıldırdın mı? Bu kazayla elbette ki benim bir ilgim yok. Saçmalama. Nasıl şeyler düşünüyorsun ya? Bir saniye, Can geldi. Bak toplantıya geç kalıyoruz biz. Hoş geldin. Gel Can. Tamam, kapatmam lazım benim. Sonra konuşalım mı? Tamam. Tamam, beni hemen ara. Uzun uzun konuşalım bu meseleyi. Tamam, konuşuruz. Hoşça kal. Hayrolup suratın haline. Burak kaza geçirmiş. Ne diyorsun? Doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. Ona bir şey olmayacak. Bilinci kapalı. Daha ne kadar süre böyle yatacak belli değil.
Doktorlar hiç metni konuşmuyor anne. İyileştiği zaman da büyük bir ihtimalle hapse girecek. Ne yani, ölsün mü? Hayır tabii ki. Aa, Banu yorgunluktan, şoktan saçmalamaya başladın. Gel otur şöyle. Dinlen biraz. Lütfen bebeğine dikkat etmene gerekiyor. Gel. Gazetecilerden ancak kurtulabildim. Silah'tan haberleri var mı? Yok yok, sadece kazayla ilgili sordular. Zaten soruşturma bitene kadar da haberleri olmasın. Bir de böyle bir sorunla uğraşmayalım. İyi misin canım? Hadi ben sizi eve bırakayım, oradan şirkete geçeyim, ortaklara durumu anlatayım. Hayır. Nasıl olsa basından öğrenecekler. Bizim özel bir açıklama yapmamıza gerek yok. Bizim bir süre susmamızda yarar var. Bence de. İyi, siz nasıl isterseniz. Barış'ın haberi var mı? Var. Dönmeyi düşünüyor mu? Hayır. İşi bitene kadar gelmeyecek. Yani gerek yok. Ben son bir kez doktorla konuşayım. Sonra gidelim. Zaten burada durmamızın burada bir yararı yok. Aksine bize zararı var.